yalnızıyız. Çok. Niye yaptın bunu bize? Ben niye cezalandırılıyorum? Ben niye cezalandırılıyorum? Faydalı bir insan olamadığım için mi sınanıyorum? Nasıl yaptın bunu anne? Beni niye bırakıp gittin anne? Ne istiyorsun ben? Yağmur. Her şeyi biliyorum. Her şeyi mi? Yağmur annem... Annem bak... Annem buradaydı. Anne! Gün. Vallahi buradaydı annem. Çatık kaşlarının ardından mı bakıyorsun dünyaya? Mahcup mu hala güzel gözlerin? Sesimi hatırlıyor musun? Öfkeli misin bana? Yağmur bu... Bu mektubu kimse okumadı. Sen nereden biliyorsun? Ben senin içine okuyorum. Konuşmadan da anlıyorum seni. Anlatmasan da duyuyorum. Söylemesen de dinliyorum. Her şeyi biliyorum. Canın tehlikede. Benim yüzümden. Sen mi kurtaracaksın beni? Bırak. Bırak. Yağmur. 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 Bırak. 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 Kim? Savcım. Kabus mu görüyordun? Ne? Kabus mu görüyordun? Yağmur mağmur bir şeyler diyordun, anlamadım. Yok be savcım. Bu Yağmur. Yağmur. Bu Yağmur benim kızım Yağmur değil herhalde. Savcım yok ya bu. Sağanak yağmur yağıyordu. Açık kalmış baksana üstüm, kabus işte. Fenaydı yani. Şimdi daha iyi misin? İyiyim. Annenle ilgili sormak istediğin bir şey varsa. Konuşmak istediğin herhangi bir şey. Kapatalım savcım. Ölüm diyorsun. Hı. İyi tamam, sen açmadıkça bir daha da açılmayacak bu konu. Dün akşam söylediğin şeyleri de söylenmemiş sayıyorum. Şimdi artık yeni bir gün. Önümüze bakacağız, değil mi? Hadi kalk, beni bir yere bırakacaksın. Beni iyileşmedi mi ya? İyileşmedi. Kafamda milyon tane soru var. Gideceğiz onlara cevap bulacağız. Hadi bekliyorum aşağıda. Tamam geldim. İkinci bir şans hak ediyorsun dedin ya savcım bana. Ne hak etmiyorsam yani, hiçbir şey hak etmiyorsam. Sen konuşmak istemiyorum demiyor muydun ya? Ne yapacağım ben ya? Ben ne yapıyorum ya? Ya neyi ne yapıyorum? Burada bana yardım ediyorsun işte. Kafanı dağıtıyorsun beni. Biz neyi bekliyoruz savcım? Burada yarım saattir buradayız. Neredeyiz biz? Birini mi bekliyoruz? Kimi bekliyoruz? Bak şimdi. Diyelim ki sen Latif Coşkun'sun. Ve ölmedin. Ya sen demedin mi toprağın altındadır diye? Ya diyelim ki işte, yani diyelim ki ölmedin, yaşıyorsun. İlk olarak nereye giderdin?
Bence buradan bize ekmek çıkmaz savcım. Boşa kovalıyorsun gibi geliyor bana. Ne bileyim, kendi söyledin ya. Basmışlardır kafasına, çoktan toprağın altındadır dedim. Bak şimdi. Eğer öldürselerdi görmemizi isterlerdi. Bak, polisin elinden aldılar adamı. Polis korumasından aldılar. O kadar gözleri dönmüş. Bu tür infazlarda muhbirlik edenin bedelini ödediğini sergilemek isterler. Ceset nerede? Mevzunun üstünü kapatmak istiyorlar belki. Ne biliyorsun? Halil Sadi'yi çok iyi tanıyorum ben. O cenazeyi benim bir şekilde görmemi sağlardı mutlaka. Savcı, buradan bize iş çıkmaz. Hadi eve gidelim. Adam ne yapacak? Kendi evine mi gelecek? En son yapacağı şey. Eğer yapacak daha iyi bir işin yoksa bence burada biraz otur, bekle. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım şimdi Akgün? Ne yapacağım Akgün? Sen bittin. Salak herif. Her şeyi söyle kurtul. Her şeyi söyle savcı kurtul. Nasıl anlatacağım? Ne diyeceğim? Adamın kızına kadar musallat oldular. Ne diyeceğim? Kafama gideyim, sıkayım daha iyi. Neyse. Panik olma. Latif bulunmadığı sürece sıkıntı yok. Panik olma. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Önce buradan kurtul. Sonra git. Yağmur bul. Peşinden de ayrılma. Peşinden de ayrılma. Banu Hanım. Selim Kara, savcı. Hatırladınız mı? Latif burada yok. Zaten nasıl burada olabilir ki? Değil mi? Siz benden ne istiyorsunuz? Eşinizle son 24 saat içinde hiç temas kurdunuz mu? Hayır. Hiç haber almadınız yani? Almadım. Nereye gidiyorsunuz? Müsaade edersiniz. Annemlerin yanına gideceğim. Bir saniye. Açık kalmış. İyi yolculuklar. Ne yapıyoruz? Hadi gidiyor muyuz eve savcım? Ev ya, ne evi? Yürü. Yürü gidiyoruz. Tam da dediğin gibi yüksek ihtimalle Latif yaşıyor. Çok belli bir de. Nasıl kurtulduysa kurtulup paniğe kapılmış, direkt karısının yanına gelmiş. Çok belli, karısıyla iletişim kurmuş. Şimdi karısı da bizi ona götürecek yüksek ihtimalle. Çok net. Şimdi karısını takip edeceğiz. Arabasını takip edeceğiz. Hareket edecek birazdan. Çok yakın durma. Gideceğiz Latif'i. Alacağız orada. Hakikaten biliyorsun sen. Oğlum hadi bas, bas. Arabayı takip edeceksin. Bas lan. Böyle sağa geç, sağa geç. Geç sağa. Bu kadar niye buraya geldi ki anlamadım. Niye böyle bir yerde buluşacaklar? Belki başka bir şey için gelmiştir. Savcım nasıl bu kadar kendini bilmelisin sen? Yok be oğlum, kadın ben yalan söylüyorum diye bağırıyor. Çok açık, çok açık. Latif burada bir yerde. Birazdan buluşacaklar. Çok net. Amirim, şimdi bu Çeşme Meydan Kale mevkiini oraya çok acil sivil ekip yönlendirilsin. Şahsın eşkali bütün ekiplere bildirilsin. Ama gözünü seveyim, lütfen siren çalmadan buraya intikal etsinler. Anlaşıldı mı? Lütfen sessiz, olabildiğince sessiz. Tamam. Bak şimdi kadın telefon bekliyor.
kafası çalışıyor. Takip edilmediğinden emin olunca arayıp yönlendirecek kadını. Abi beyazın varsın. Ne? Sen beddua mı ettin? Ya bizi soktuğu şekillere bakar mısın savcım ya? Özellikle seni. Ya sevmiyorum bu adamı. Bulunca ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bütün olayı tek tek soracağım. Kim kaçırmış, nasıl kaçırmış, ne zaman kaçırmış, nasıl kurtulmuş ellerinden hepsini anlatacak. Hepsini anlatacak. Sonra bu kaçıranların eşkalini soracağım. Halil Saad'in adamlarının eşkalini soracağım tek tek. Bu eyleme katılan herkesin eşkalini tek tek soracağım. Sonra ne diyorsun? Hapis mi? Ne oldu? Arada sen arabada kal. Aptal herif. Niye ev kovmadın? Annenle misin? Değilim. Yalnız mısın? Niye soruyorsun? Yağmur, kimlesin? Neredesin? Söyle artık, yeter. O bağırıyor mu sana? Akgün, şu anda Kaan ve Naz'la Marina'da bir kafedeyim. Tamam mı? Ne soracaksan çabuk sor. Yağmur, acil siteye dön. Hemen. Kapatıyorum. Kapatma, kapatma. Bırak konuş. Bir derdi var belki seninle adamın. Merak ettim ben de şimdi. Canın tehlikede Yağmur, canın tehlikede. Nasılsın sen? Lan ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Yürü lan sen. Ne yaptığının farkında mısın lan sen? Aptal herif. Sana ben yok ol demedim mi? Ortadan kaybol demedim mi? Savcı ensende biliyor musun? Savcı ensende. Yakalayacak seni. Polis. Polis. Gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Bizim eniştedir kendisi. Şöyle güzel bir sakalına girelim. Tamam, yaparım abi. Nerede bunlar? Amirim, burada yoklar. Çıkıyoruz. Konuşamıyor kendisi. Şeydir. Sen şuraya. Koş! Koş kapıya, koş! Latif, dur lan! Dur! Savcım, savcım, iyi misin? İyi misin? Dizin, dizin! Ulan kaçıyor adam! Lan kaçtı ya! Ya beni niye tutuyorsun be? Ya tutmayayım mı ya? Tamam ya. Bir daha düşersen kaldırmayacağım seni. Tamam, okey. Amirim, Şahıs şu anda motorla kaçıyor. Tekrar ediyorum, motorla kaçıyor. Ya ne bileyim ne motoru işte, motor, pizzacı motoru. Kaçtı herif. Yaktın bizim mal herif. Kocanızın hayatı gerçekten büyük tehlikede. Yani bizimle işbirliği yapmayacaksınız. Avukatım gelsin, tamam. Konuşmak istemiyorum ben. Tamam, okey, anladım. Siz hanımefendiyi götürün emniyete. Alın ifadesini, ben geliyorum. Tamam mı? Sen niye koşuyordun lan adamın peşinden? Yakalamak suretiyle koştum ya. Sen uzaktaydın, baktım adam buradan kıyıyor. Ben de arkasından yapıştırdım yani, ama taze eleman maşallah. Yaşı başı da var fakat yani yakalayamadık işte. Sen de koştun ama elin boş döndün savcım. Sen anlamadın. Sen adamı yakalamak için koşuyordun peşinden, onu soruyorum. Tamam işte, yakalamak için koştum. Ama yakalayamadım. Bir aferin alırız senden dedim ama olmadı yani. Oğlum bak, bir daha bu polisiye meselelere dahil olma, tamam? Polisiye meseleler diyorsun da, bu meseleler zaten bizim daha önceden bildiğimiz meseleler. Efendime söyleyeyim, silahlı çatışmasıydı, takibiydi, cartıydı, cürtüydü. Ne bileyim, tecrübelerimiz var yani, ne bileyim. Sen tutmasan adamı belki de yakalayacaktım ya. Ya düştün, kaldırdık. Ya kaldırmasam, yapmasam mıydık savcım yani ben? Tamam, neyse ne. Anladık. Adam en azından ortalıkta şu anda. Hayatta yaşıyor, biliyoruz. Karısından başka da yardım alabileceği kimse yok. Öyle ya da böyle mutlaka ortaya çıkacak. Maalesef annem. Ha? İnşallah yani. Thank you.
Savcım beni bir salsan da artık, ben bir gitsem sana ayak bağı olmaktan bir şöyle bir kurtulsam. İyi hadi beni karakola bırak, sonra ne yapıyorsun? Nereden geldi? Yukarıdan mı geldi? Bilmiyorum, görmedim nereden geldi. Ben şurada yakaladım ya. Şurada gördüm ya. Kaçalım mı buradan evden? Şöyle birkaç gün de olsa. Sen de zor günler yaşadın. Çok bunaldık ikimiz de. Şöyle güzel bir tatil yaparız beraber. Ne dersin? Hepsi senin suçun Hakim. Hepsi senin suçun. Ne oldu Yağmur? Ya insanlar var diyorum, anlamıyor musun? Ya insanlar her yerde var Yağmur da, sorun ne? İnsanların arasında olmamız mı yoksa benim senin yanında olmam mı? Hangisi onun? Ay yapma şunu, sürekli kendini ezikleyip duruyorsun. Yapma yani şunu, bırak. Kaan yeter. Yeter. Rahatsız oluyorum diyorum, anlamıyor musun rahatsız oluyorum? Ben de rahatsız oluyorum Yağmur. Ya benim yanımda benimle olmamandan rahatsız oluyorum Yağmur. Ya bir yerlere gidelim diyorum, cevap bile vermiyorsun bana. Sarılıp öpmek istiyorum ben seni ya. Sevgilimsin. Kendini çekiyorsun Yağmur. Ben en son seni ne zaman öptüm Yağmur? Ha? Ne zaman öptüm ben seni? Tamam Kaan, çok üstüme geliyorsun. Rahatsız oluyorum da anla. Yani hayır, bizim sevgili olmamız her kafana esinde gelip bana istediğini yapabileceğin anlamına gelmiyor. Bunu mu anladın gerçekten ya? Tamam, kafam çok dağınık Kaan. Yok, almıyor, hiçbir şeye odaklanamıyorum doğru düzgün. Niye dağınık kafan? Hı? Hakkı yüzünden olabilir mi? Benim annemle babam boşandı Kaan. Bu yüzden almıyor olabilir mi? Ya sen de artık acaba bu kız beni seviyor mu diye kafanı rahatlatacağına bir empati kurmaya çalış. Belki o zaman ben de bir sevgilim olduğunu hissederim ha? Yağmur özür dilerim, tamam dursana. Yok, özür dilemenin hiçbir manası yok Kaan. Tamam gitme. Hayır, rahat bırak beni ya. Yalnız kalmak istiyorum. Nereye gidiyorsun be kızım? Bir dur durduğun yerde ya. Dokunma lan kızım. Dur. Dur şimdi lan sen. Dur. Seni bitiririm. Seni bitiririm lan. Duydun mu beni? Adres soracaktım sadece. Dur Yağmur. Adresi. Adres soracağım. Ne adresi? Adres soracağım. Ne adresi lan? Bırak. Ne adresi? Adres soracağım. Git başka birine sor. Çok adresi. Özür dilerim. Bırak tamam, bırak. Git, bırak gitsin tamam. Sen beni takip mi ediyorsun? Bırak. Ya Yağmur. Bak anlıyorum, sorularının cevabı bende yok bak, tamam mı? Anlıyorum. Merak ediyorsun neyin peşindeyim, amacım ne? Ama o adam sana zarar verecek diye korkuyorum Yağmur ya. Deliriyorum ya. Bak anlıyorum, merak ediyorsun. Ama ne olur kısa bir süreliğine benim dediklerimi doğru olarak bil. Yani yap ya söylediğim şeyleri, ne olur birazcık hatırın varsa sende Yağmur. Ne olur yalvarıyorum sana. Yoksa böyle elimden saçma sapan kazalar çıkıyor baksana. Ne yaptığımı da bilmiyorum ki ben. Soner denen adam kim bilmiyorum. Onunla nasıl bir ilişkin var anlatmıyorsun. Hadi anlatamıyorsun. Ama tek bildiğim her şeyi eksik anlatma. Bu. Eksik anlatmayacağım Yağmur, tamam. Şey... Bırak. Yağmur bak. 18 yaşında bir kızsın ve baban savcı. Yani bu şartlarda gidip babana olan biten her şeyi anlatıyor olman lazım aslında. Senden şu kadarcık zaman istiyorum. Biraz mühlet bana ya. 2 gün ha? Tamam, beni sadece bırak. Yo yo, ben buldum.
soracağım senin ne iş çevirdiğini.